tamam o zaman. Ayrılalım. Konseptimiz sevilen şarkılar. Sevilen şarkılar. Dağlara, taşlara yazdım adım. Gel yorma bu deli aşk adamı. Ne ağırmış be. Dünya halter şampiyonasına hoş geldin. Harbiden ağırmış bu ya. Hadi ben de. O bu ne ya, sen bunu nasıl? Huzurlarınızda Ebru Yaşar. Nalçakan geliyor. Bir ağaçlı yol var önümüzde. Bir yarım kalan aşklara yazılmış yarım mektuplar. Bir de Baba Çerkez Süleyman Seba'nın en sevdiği şarkı. Unutulmuş bir evim. Eski dostlar, eski dostlar. Şener'in yaşayan efsanelerinden biri. Bülent Altınbaş geliyor. Ben şu anda bir astronotum. Bu kadar yıldızı teleskopsuz görüyorum. Vay. Çok mutluyum o yüzden ya. Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Bizim bu sezonki son şarkımız olacak. Sezon finali.
yaşında yazması inci. Çürüttüm 32 mendili, bulamadım o yarın dengini. Hey! Teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir açılış oldu yine. Şahane. Evet. Şahane bir şarkıyla. Maşallah. Hüsnü'cüğüm. Sibel'cim. Canım benim, sana ne oldu? Nazar değdi. Nazar değdi. Şimdi bütün herkes, ekranların başındaki herkes şu anda diyordur ki ne oldu Hüsnü'ye? Evet. Çok geçmiş olsun. Allah geçen seni hafta, korudu. Geçen hafta o kadar güzel VTR'ler yaptılar ki arkadaşlar bana, bir de çaldığımız şarkılar da çok güzelmiş, sonradan izledim. Sığacık'taydık. Konserden sonra, ben bu konularda çok hassasım böyle fotoğraf mevzusunda. Hepimiz öyleyiz. Aynen. Evet. Konser sonrası, onlar da hayatları boyunca unutmayacaklar o anıyı galiba. Bir daha sanırım bir ünlüyle resim çektirmek istemezler. O otel terliklerini giymeyin arkadaşlar. Hani böyle ince kağıttan alıyor ya. Doğru. Onlarla böyle yağmurlu bir sığacık akşamında bir uçuş yaptım. Allah nazarlardan saklamış. Şükür elhamdülillah. Hemen yerden kalkınca ne yaptım biliyor musunuz? Ellerime baktım. Ah benim canım. Evet, doğru. Allah korudu seni. Şükür elhamdülillah. Çok geçmiş olsun. Bayağı buna da şükür. Bayağı bir, evet. Hafiften evet. Sıyırık. Bakalım Allah, ilerleyen dakikalarda ne olacak? Yok Allah, arada Allah, biz vallahi bak verilmiş sadakası varmış ki. Vallahi verilmiş sadakan varmış. Şükür koyuyorsun, bir kaldırıma kafanı vuruyorsun. Taşa, tabii işte, neler oluyor. Neler hiç bahsediyor. Bir anlık bir şey bu. Aynen öyle. Gelmiş bir geçmiş anlık olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah seni nazardan korusun. Son programımız ya bizim bugün efendim 53. haftamız. 53. haftamız. Sezon finalimiz. Ne çabuk geçti. Gerçekten. Ben anlayamadım. 53 haftadan beri beraber. Evet. İnanılmaz. Çok gerçekten inanılmaz. Hani aslında hem böyle bir hüzün var. Tabii. Biraz önce seninle konuştuk da hem mutluluk var tabii. Yani 53 hafta hani olmuş. Biraz yorgunluk oldu ya program. Hem de ne yorgunluklar oldu siz falan bilmiyorsunuz bu arada, efendim. Aynen. Bu stüdyoda bizimle yorulan sanatçı dostlarımız, gelen konuklarımız, müzisyen arkadaşlarımız ve bütün ekip bütün hakkını ekip helal etsin. Herkes çok güzel bir ekip. Helal etsin. Için. Herkes. Gerçekten herkes. Canla başla saatlerce sabahlara kadar tabii, bant yayınlar uzuyor Sibel'ciğim. Evet, bant yayınlar İstanbul öyle trafiğinde oluyor. Trafikte bir kaza oluyor. İşte geleceğin saatte bile gelemiyorsun mesela. Uzamalar oluyor bant yayınlarda. Hep öyle oluyor. Allah bize sağlık versin. Bu her televizyon programını biz sadece müzikseverler için yaptık. Pandemi döneminde yaptık. Özellikle. O dönemde herkese ilaç oldu. Programı bitirdiğimizde de mesela şükürler olsun ülkemizde pandemi de çok şükür bitti. Allah'a şükürler olsun. Bir daha öyle şeylerle karşılaşmayız. Çok güzel bir yaz olsun inşallah. Bu arada yarın çok önemli gün. Biz çok önemli günleri hep programımızda konuştuk. Yarın Babalar Günü biliyorsunuz. Babalar 19 günü. Haziran. Evet. Bizim üçümüzün de babası rahmetli olduğu için rahmetli olanlara mekanları cennet olsun diyoruz. Amin. Yaşayan bütün babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Babalar adaylarını da şimdiden tebrik ediyoruz efendim. Evet. Babalar Günü kutlu olsun. Babalar Günü kutlu olsun. Sağlık ve huzurla evlatlarınızın gözüne hep güzelliklerle bakın tabii, inşallah. Orkestramızdaki babalara da büyük alkışlar. Evet, Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki sizlerle bu yana çıktık. Ne kadar teşekkür etsem az. Ne demek? Kadar teşekkür etsem tabii biz bazen unutuyoruz şimdi mesela Aydın Kara ve Baki Kemancı, onların emekleri tabii ki diğer günler arkadaşlarımız uyurken onlar geceleri nota yazıyorlar arkalarımızı. Bu arada artık onların isimlerini sayamıyorum ama biz mesela yönetmenimizden hiç bahsetmedik. Ay bizim Erdal canımız hocam. Erdal hocam. En çok kahrımızı çeken. Ay, hoca vallahi. Erdal hoca. Emeklerine sağlık. Çünkü bazı programlarımız acaba ne kadar yorgunuz, ne kadar yorgun görünüyor olabiliriz ya da orada ben yanlış mı yaptım derken ve izliyorum ki gerçekten muhteşem bir ekip var. Çok. Gerçekten muhteşem. Yemeklerinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Böyle geçti şimdi tabii ki. Evet. Çok mutluyuz. Bu akşamki konseptimiz. Konseptimiz sevilen şarkılar. Sevilen şarkılar. Muhteşem şarkılar. Biz de kendi aramızda seçtiğimiz şarkılarda hitlerimizi, sevdiğimiz şarkıları seçtik. Hep sevdiğimiz böyle dilek tuttuğumuz şarkılar. Evet zaten şeyin hastasıyız biliyorsun, ona yine geliriz. Tamam. Tamam o zaman. İşte o senin şarkın. Aynen o benim şarkım. Sevilen şarkılar. Evet, sevdiğim şarkım benim o. İstekler. Hepimiz böyle kendi içimizden gelen şarkıları seslendireceğiz. Çok değerli de bir sanatçı konuğumuz evet, var. Evet o da gerçekten çok, çok özel bir yorumcu. Onun da, gerçekten çok özel bir yorumcu. Ebru Yaşar'la olacak efendim. Aynen. Bu gece konuğumuz sevgili Ebru Yaşar olacak.
O da uzun zamandır hiçbir televizyon programına çıkmadı. Aynen öyle. Çok uzun zamandan beri. Program da olması da çok güzel olacak. Ona da yakışacak, bize de yakışacak. Kesinlikle öyle. Çok güzel olacak. Bu arada benim çok değerli kardeşimdir, hepimizin de dostudur. Sevgili oyuncu kardeşim Celil Nalçakan da bizle beraber olacak. Ay ne güzel. Gece. Ne güzel. Gecenin sürprizi oldu. Aynen öyle. Gecenin sürprizi. Herkese sürpriz oldu. Bu ne güzel oldu. Evet. Benim de bir konuğum olacak. Ha, senin de bir sürprizin onu sürpriz var. Şey yapalım. Tamam. Ha. Az sonra benden tamam, gelsin. Tamam tamam, evet. Senden bak, gelsin. Bak görüyor musun? Aynen öyle, var bir şeyler. Var. Ne güzel. Tamam o zaman. Tamam o zaman. O zaman peki tamam. O zaman. Sizin için tamam, söylüyorum. Bizim için olur. Size gelsin. Kızım sanki okursun aşkı gözlerinden, geçip gitsen mi kalsam mı? Ben asla böyle olmazdım, hayatta parçalanmazdım. Güneşten sıcak gülüşlerden tutup öpsem de yansam mı? İnan bıktım hayallerden, gönül senin aslın bana azdı. Bir an olsun bizim olsun, bir tek elimi tut ne olur. Bil ki çoktan kabullendim, senin arzun benim yazgın. Tamam o zaman ayrıladım, imkan sanki okursun aşkı gözlerimden, geçip gitsem mi kalsam mı? Ben asla böyle olmazdım, hayatta parçalanmazdım. Güneşten sıcak öpüşlerden tutup öpsem de yansam mı? İnan bıktım hayallerden, gönül kurdum
Son, son birkaç aydır. Ha. Buyurun efendim. Sevindiğimizi gönderiyorum. Son birkaç aydır. Çok teşekkürler. Vay be. Arabanda en çok çalan şarkı bu. Konser önceleri, sonraları, kuliste. Aynen öyle. Ay, her yerde. Ne kadar, tamam o zaman. Vay be. Ama bu kadar mı güzel söyledin? Şevesin şarkısı olsun. Biz hiçbirine ayrılmayalım, tamam mı arkadaşlar? Ayrılmayalım. İnşallah. Buradan İsra'yı da öpüyorum. Bu çok kadar mı güzel? Aynen, şahane böyle anlatmış. İşte var, cilve var çok, bunun şarkıda aslında değil mi? Büyük, devamlı büyük naz yapan bir kız. Gerçekten şahane. Ama zaten şahane. Bu ayrılmaya müsaade etmeyen bir durum bu. Hayır, tabii öyle herkes bir bu şarkıyı böyle söylüyor. Herkes tamam o zamanı böyle söyleyemezdi. Bak söylediğin de ayrılamazsınız. Peki o zaman diyor. Peki o zaman anlaşalım. Yok yok, olmaz yani. Değil mi? Senin sesinden başka oluyor şarkı. Evet, başka çok böyle güzel, çok sevdiğim bir gerçekten şarkı bu. Gerçekten yüreğine de sağlık. Çok teşekkür ederim İsra'cığım, canım çok benim. Çok yüreğine sağlık. Daha çok onunla ne güzel şarkılarımız var. Yeni bir sürpriz var ondan. Nice şarkılar olsun. Yeni bir sürpriz geliyor. Öyle İsra, mi? Evet, hadi evet, bakalım. Minik bekliyoruz. Bir sürpriz. Ara atak yapacağım böyle. Bekliyoruz. Bu sıralar tabii konser yoğunluğumuz var. Hani çok üçümüzün yoğun, de program bittikten sonra yaz itibariyle. Şükür. İnşallah güzel bir yaz olur böyle müziğin, sanatın bol olduğu böyle aktiviteler saatlerce olur. Saatlerce şarkı söyleyelim. Kesinlikle şarkılar olsun, biz tiyatrolar olsun, ne bileyim yazlık sinemalar olsun falan. Yani böyle sanat dolu olsun inşallah. İnşallah. Sağlıklı olsun inşallah. Bir de iki yıldır özellikle bu yaz en rahat yazlardan biri olacak. Yani maskenin olmadığı, doğru. O evet, kısıtlamaların daha da daha genişlediği vardı falan. Kesinlikle. Bu yıl inşallah insanlarımızın morale de ihtiyacı var. Şey, gülmeye, eğlenmeye ihtiyacı var. Kesinlikle. Öğrencilerimiz de dün karnelerini aldılar biliyorsunuz. Evet. Sezon, evet, okul döneminde. Okul döneminde. Onlara da iyi tatiller olsun. Öğrencilerimize iyi tatiller olsun. İyi tatiller. Olsun. İyi tatiller. Güzel tatiller olsun. O zaman şimdi sıra sen. Hadi bakalım, ben de hareketli bir şarkı söyleyeyim. Hadi hemen hemen. Hadi. Söz müzik Hakan Altun. Yollara taşlara. Hadi, yazdım adını. Erkekçe söylüyorum, ağlıyorum her gece. Şunu bil istiyorum, değmedim bir tene. Salam olan bu sevgimi, eşin dostum biliyor da. Söyle söyle söyle, senin yüreğin sızlamaz. Yollara taşlara yazdım adını. Gel yorma bu deli aşk adamı. Gelsin bir Allah bir de sen. Yollara taşlara yazdım adım. Gel yorma bu deli deli Hakan'ı. Seninle can vermeye hazır bu beden. Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de sen. Peşinden bir ömür gideceksen. Şunu bil istiyorum, olmayacak hiç kimse. Sana olan bu sevgimi eşin dostum biliyor da. Söyle söyle söyle, senin tam şuran sızlamaz. Yollara taşlara yazdım adım. Gel yorma bu deli aşk adamı. Taşlara yazdım adını. Gel yorma bu deli aşk adamını. Seninle can vermeye hazır bu beden. Ölüm gelirse gelsin bir Allah bir de sen.
yollara, taşlara yazdım adım. Gel yorma bu deli aşk adamını. Seninle can verme hazır bu beden. Ölüm gelirse gelsin, bir Allah yürüsen. Bu da klasiklerinden senin. Çok sevdim. Hep bir ağızdan söylenen şarkılardan. Eyvallah. Yani inliyor ortalık. Eğleniyor muyuz arkadaşlar? Her şey yolunda mı? Onlar da mı üzgün? Nedir durum? Böyle iki ana bir derede kaldı. Aynen. Ayrılıklar kötüdür be Allah. Öyledir. Aslında ayrılık değil, böyle bir ara vermek diyelim değil mi? Evet yani. Hani bir sezon arası. Sezon arası. Sezon finali. Sezon arası. Aynen. Finali sezon arası diye. Bravo, evet. Yazın. Evet. Yazın doğru. Çünkü herkes tadını çıkarsın. İnşallah. Denizin, doğru, güneşin, doğru. İnşallah, her şeyin. İnşallah, biz yine herkes... gireceğiz efendim. Burada olacağız tabii ki siz isterseniz. Ay evet Hüsnü'cüğüm. Ben çalayım size bir şarkı. Sizin ekranlarda olmanızı her zaman isteriz yani. Aa, yalan söylüyorum. Hep beraber. Hepimiz isteriz. Yok, siz. Ay yolları taşlara, yolları taşlara serdim adını. Valla ben bu şarkıyı 2 yıldır çalıyorum. Yaklaşık 2 yıl önce de paylaştım. Yılmaz Tatlıses müziğini yapmış. Ahmet Selçuk İlkan da sözlerini yazmış. Yılmaz abicim rahmet olsun. Ahmetciğim öpüyoruz seni de. Ne enteresan şarkılar yapmışsınız. Muhteşem. Gerçekten öyle ya. Herkesin bir hatırası vardır. Vardır. Aynen öyle. Ama bu şarkıya nefes veren üstadımız Ferdi Tayfur'a da selam olsun buradan. Saygılar çok olsun. Ellerini öperiz Ferdi babanın. Canım. Ahmet abicim selam olsun. Bölündü duygularım, uykularım, ayrılığın ertesi. Ummadığım anda soluma vurdu, gitti bir cumartesi. Thank you.
Tebrik ediyoruz efendim. Sağ olun. Şahane. Bittik, bittik. Şarkı yani, güzel olunca böyle olur. Ah ettik Hüsnü'cüğüm. Vay vay. O güzel nefesine sağlık. Mutlaka ki insanlar herkesin ağzından söylemiyorsa da içinden söylüyordur. Öyle şarkılar kesin. Bunlar. Yani. Biz de hatıra biriktirmedik mi aslında baktığınızda? Hayatımızda böyle bir kesit oldu. Ve ne hatıralar biriktirdik programımızda da. Belki yönetmenimiz birçok şeyi paylaşır. Ne hatıralar, neler yaşadık burada. Vardır, yönetmeni vardır mutlaka herhalde. Vardır. Sezon finalinde herhalde bir şeyler yapmışlardır diye düşünüyorum. Güldüğümüz, evet. Herkesin güldüğü, eğlendiği. Ay neler ağladık hep birlikte yani. Ama Hüsnü çok zor ağlıyor. Geçen hafta da ağlamadı ya. Sen Hakan Taşı'yı ağlatamadı ya seni. Aman ağlama düdüğüm var. Evet. Bu arada bak şükürler olsun. Ay çok Allah şükür Allah olsun. Seni hani, ağlatmasın. Allah korusun. Ayak kaymasını da anlatabiliyor muyum? Evet. Allah göstereyim. Her şey olabilir. Hani her şey olurdu. Dedim ya hemen kalktım ve ellerim tamam canım, sağlam. Evet, Allah korusun. Allah korusun. Nazar. Biraz nazar göze değil. De geliyor olabiliriz arkadaşlar. Olur, nazar olur bu hayatta. Ben olmaz inanırım, olur mu canım inanırım. Yani? Bu arada dur. Bakar mısın? Sana nazar değdiğini abo. Biliyoruz ve. Evet. Of of of. Hemen gel. Getir getir Hakan abiciğim. Getir. Bu. Getir. Ne ağırmış be. Buna zincir de dayanmaz. Dünya halter şampiyonasına hoş geldin. Dur. Ay gelin dur. Gelin. Allah Allah Allah. Hadi ben de. O bu ne ya sen bunu nasıl? Dur. Evet arkadaşlar. Bir dur bir dakika. Ben şuraya geçeceğim. Sibel tutmam. Tutmasın. İkimiz dur. Şöyle yapalım. Bırak Sibel. Düşüverir. Sen bırak Sibel. Ben düşün. Hepimiz bir mutlu maşallah yapalım. Maşallah. Buyurun. Erdoğan hocam bir fotoğraf alalım. Oh. Evet bu akşamki konseptimiz tekrar bir hatırlatalım. Sevilen, sevdiğimiz sevilen şarkılar. Sevilen şarkılar. Hepimizin sevdiği şarkılar. Sevgili dostumuz Ebru Yaşar. Sevgili kardeşimiz Celin Alçıkkan. Anons edeyim mi artık? Sen evet sürprizini evet, söyle. Bu akşamın sürprizi aslında bekleyenler vardır uzun vardır. Zamandır programımız başladığından beri. Klarnet'in en özel isimlerinden biri. Tam da bu geceye yakışacak. Namı değer kirpi Bülent Altınbaş bizle olacak arkadaşlar. Aynen öyle. Çok güzel olacak bu gece. Oo. O zaman? Aman Allah'ım hemen davet edelim mi? Gerçekten herkes, özel bir yorumcudur. Çok gerçekten. Özel. Ne konuşacak. Kadar güçlü, güzel bir ses. Kesinlikle kendisi de öyle her zaman zarif. Konuşacaklarımız da çok bu gece onun hayatıyla mutlaka. Alakalı. Ve alkışların en büyüğüyle huzurlarınızda Ebru Yaşar. Thank you.
Ebru Yaşar. Teşekkür ederim. Tam da cumartesi. Sibel'cim. Tam da cumartesi bugün gecesi. Özel. Aynen. Cumartesi gecesi. Bizim tam programımıza mı yaptın bu şarkıyı bizim acaba? Bizim programımıza özel. Galiba tüm cumartesileri. Bugün de çok güzel oldu, denk geldi. Ağzına sağlık. Vallahi gitti. Hoş geldin. Hoş bulduk hoş canım. Geldin, çok hoş teşekkür geldin. Ederim. Çok, çok mutlu olduk. Şeref verdin. Ben de teşekkür çok mutlu ederiz. Ne kadar güzel oldu. Zaten bekliyorduk uzun zamandır. Diyorduk evet. Et gelsin inşallah gelsin evet, diye evet. Denk düştü. Neyse o kadar ucundan yoğun... yakaladım. Bir dakika. Evet, tam program. Final önemlidir. Evet son program. Sezon evet. Finali çok seni önemlidir. Asla başlangıç ve aynen evet. Finaller önemlidir gerçekten. Olsun gönüller bir ancak denk geldik. Yoksa çok severek... Takip ediyorum, harikasınız. Yani içinde olmaktan mutluluk duyuyorum tabii ki. Bu gece güzel. Ebru Yaşar'ın belgesel modunda böyle bir program evet, olmasını evet. Da istiyoruz. Hepsi, tabii bu programların biz, hepsi bize anı. Hüsnü ile aramızda bir şey vardır, bir laf vardır. Beton gibi okuyor. Yani. Aa, çıktın ya maşallah. Beton gibi öyle. Okuyor. Ama ve sahneye öyle. De çok yakışıyor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sahneye yakışan ve hiçbir zaman çizgisini canım, bozmayan. Çok hiçbir teşekkür çok ederim. Önemli, çok güzel. Ve çok güzel bir anne. Evet. Evet. Var. Konuşacak çok şey var. Aslında evet, hiç var. Konuşulmuyordu o tarafın. Hı-hı. Onu da biraz sonra oturma odamızda konuşuruz. Nasıl isterseniz. Her şeyi konuşabiliriz. Tabii ki. Alkışın en büyüğünü. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok yavaş. Aman zaten üzerimizde bir nazar var. Var. Aynen. Var. Aman. Hepiniz de değil mi? Aynen aynen. Evet. Bu Merkür'den mi, Retro'dan mı, Dolunay'dan mı? Geçti onlar ya. Ne oldu ya? Onlar geçti, bu yenileri galiba. Dolunay da var herhalde, geçti bu mi? Bu direkt göz. Ha geçti geçti. O göz bu direkt göz. Bence o Dolunay değil, dolu gözler. Dolu göz. Böyle. Çok iyi. İyi niyetli olmayan gözler olabilir. Olsun, hepsi bizden uzak olsun inşallah. Bizlerden uzak. Allah gönüllerini... Allah herkesin kalbine göre versin derler ya. Rahatlatsın evet, aynen aman öyle. Allah'ım. Kaç programdır sesini dinliyoruz? Tabii. Evet. Seslendirmelerini dinliyoruz. Seslendirme mi? Evet. VTR'imizde, en güzel VTR'imizde. O gerçekten çok özel biridir. Hani bizim kardeşimiz dediğimiz insanlardan evet. Bir tanesidir. Dizide oynar, filmde oynar, tiyatroda hastasıdır. Çok güzel bir kalemi vardır. Şarkı söyler. Şarkı söyler, söz yazar. Daha gerçekten ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun o kadar. Sevgili kardeşimiz. Ben mi söyleyeyim? Sen de çok seversin. Canımız Celil Nalçakan geliyor. Geldin. 17 senenin ardından tekrar bu kadar heyecanlanacağım hiç düşünmüyorum. Ya bizim de gerçekten garip oldu. Biz hep evde oturuyoruz ya falan böyle muhabbet falan. Şimdi hani böyle televizyonda o Celil Alçakan falan. Ben... gibi olmuyor ama yani. İster istemez olmuyor. Ben normalde eve giderken yelek giymiyorum. Hoş geldin. Nasıl yakıştı? Hoş geldin. Ne kadar iyi oldu bizim eyvallah, programımıza gelmen. Çok teşekkür ederim. Ve emeklerin içinde programımıza sana çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Şahanesiniz. Sesini biz sen gelmeden önce birçok VTR'mizde duyduk. Eyvallah. Anmaya çalıştık. Unuttuklarımız da oldu belki. Estağfurullah. Helal et. Ne demek efendim? Onları o seslendirmen... Şu sese bakar mısın? Ben bayılacağım gerçekten. şu sese bizim bakar hani beraber, son iki cümlesi var ya. Hani beraber çalıp mesela Bodrum'da çökertmede şey vardı. Elveda yani. Diyorsun. Sonunu söyler misin o şiirin? Tabii ki söylerim. Elveda. Elveda diyorsun. Eyvallah, eyvallah diyorum. O zaman az sonra değil mi bu şiir? Oo, daha neler daha olacak bence. Ne şiirler, şarkılar. Tabii ki. Ben randımanlı bir şekilde nefes alabilirsem inşallah. Evet. O zaman seni oturma odamıza alalım. Tabii, tabii. Hadi şey, bak evdeymişiz gibi düşün. Ona göre aha, kasma, bak terlemeye başladı. Ben de terlemeye başladım. Ay yelek yok. Sonra çıkarırsın istersen. Tamam. Keyfine gel, bak. Gel canım. Atarız. İbrahim yukarıdan bir eşofman üstü getir. Aşutla eşofman. Eyvallah. Aşutla Cihil Nalçakan için olsun. Evet. Efendim. Çok sağ olun. Önce mi bizimle? Çok güzel olacak bu gece. Evet, sıra benim sürprizimde o zaman. Evet. Biraz önce söyledin ama. Evet. Bu klarnet enstrümanı çok farklı bir enstrüman. Özellikle bulunduğumuz coğrafyada sol klarnet, la klarnet birbirine yakın böyle bir duygular var. Herkesin evinde bu enstrüman duyulduğunda bir lezzet gelir insanlara. Hı. Farklı bir şeydir böyle. Doğru. Ve bu enstrümanın en özel temsilcilerinden biri bana göre.
Sen ona hiçbir zaman saygıda kusur etmedin gerçekten. Hiçbir zaman tabii. Senin büyüğündür, benim yaşatımdır. Çok eskiden beri tanıdım. Hepimizin, sen daha hepimizin önceden, çok sevdiği. Hatta sevgili Sibel Can'ın orkestrasıyla tabii, yıllarca tabii birlikte çalıştık. Beraber tabii, aynı müzik tabii yapan. Onun nefesi özellikle Orhan abinin şarkılarına çok yakışıyor. Ah. Yine bir Orhan Gencebay şarkısıyla geliyor. Ben mi anons edeyim? Sen evet anons et. O zaman klarnetin yaşayan efsanelerinden biri. Name değer kirpi. Bülent Altınbaş geliyor. Koparırlar.
gerçekten tüm. Vallahi ben ona kirpilakis diyorum. Kirpilakis. Kirpilakis diyorum çünkü bizim bir kıymetlimiz var biliyorsunuz. Karşı kıyımızda. Evet. Vasilis Aleas o bizim canımız, babamız, büyüğümüzdür. Dedemiz. Dedemiz hatta. Oradan bir nefes. Bir de bandırmayla karışınca böyle tabii, güzel bir nefes. Allah razı olsun. Ay bandırmayla. Aynen. Aynen. Evet. Bu arada sevgili seyircilerimize şunu da iletelim. Lakabının kirpi olmasının sebebi taksim ettiğinde tüylerin diken diken olmasından dolayı takılmış bir lakaptır. Aynen öyle. Ay ben de kirpi gibi saçlarım vardı. Ya saçları mı var Allah aşkına Sibel ya? Ay öyleydi de ondan sonra orada mı kaldı dedim canım benim. Yok, bak hiç unutmam. Tüyler hep diken diken. Aynen 99 zaten. Yılında işte Hain Geceleri beslemiştim. Cengiz Kurbağa da okumuştu ilk. Sonra sevgili Bülent bizim tekrar işte ben şarkıyı söylerken başında bir Hicaz taksim yapmış tamam mı Klinet? Dedim ki Sezgin Gezgin ya. Düzenlemişti. Ay, evet. Oğlum gayda gibi geliyor dedim. Emin misin Klinet olduğunu dedim. Ya. O Hicaz taksimi hiç unutmam. Eğer merak edenler varsa İstiyor ki musun? Senin... Şu an çalacak zaten işte. İsterim yok, vallahi yani. Sen bu şarkıda... Ha bir dakika. Ha diyorsun. Şimdi arada, geliyor. Ama sizin oradan efsane biraz... şarkınız. Sibel'in efsane şarkısı. Ne kadar teşekkür etsem az. Ertuğrul Polat ve Murat Kılıç'ın çok güzel bir... Çok efsane eserleri bence. Yani, unutulmaz bir türkü bu. Bir de, ve sen ne kadar güzel yani bir de ikimize can çok veriyorsun. Yakıştırdılar. Evet. Yani, öyle mi yani? Evet, evet. Kesinlikle. Abi burada bir açış taksimi yap lütfen. Vallahi yani, istiyoruz. O Hicaz değil mi? Öyle Hicaz istiyoruz. Hicaz istiyoruz. Bandırmaya doğru mu gitsin? Selam olsun. Selam. Herkese selam olsun. Herkese. Yandık. Berivan.
Kilpis. Kilpilaki. Bülent Altınbaş. Bülent'cim. Yüreğine sağlık, nefesine yine sağlık. Şu anda ekranları başında herkes ağlamıştır. Bence herkes Hicaz Hicaz ağlıyordur hem de. Hicaz Hicaz. Hicazlar. Arkadaşlar ya. Evet tabii. Yıllar tabii. Yıllar önce yaptığınız düetmiş var. Vallahi. Tabii ki. Tabii biz her konserimizde. Çok da yakışmış. Zaten ben her çaldığımda söylüyorum. Mutlaka zaten hep senden söylüyor, bahsediyorum. Hep söylüyor. Hep söylüyor. Evet. Sizinle güzel burada sesini olmak ayrı bir keyif. Ne demek? Vallahi billahi onur duyduğum. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim benim canım. Teşekkür ederim. Gençim ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Nefesini zeval vermesin Allah. Amin. Sizin de inşallah. Sen bizim için çok gerçekten çok Allah razı olsun. Seni de Hüsnüm. Hepimizin kıymetlisi. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hüsnüm seni de nazarlardan korusun. Amin. Selam abiciğim. Teşekkür ederim. Benim canım. Şeref verdin. Sağ ol abiciğim. Benim canım kardeşimsin. Ben seni çok seviyorum. Eyvallah. Ben de seni çok seviyorum. Bu arada hep şey derler. Aramızda kalsın. Ne derler? Bülent'le Hüsnü böyle hani böyle rakip falan derler. Hayır. Çok güzel. Abi kardeşler onlar. Abi kardeşler. Ne güzel oldu. Sana yok bir diyeceğim, bir daha nasıl seveceğim, bir kadeh içip gideceğim, kalma bu saatten sonra. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yan. Onun eseri bu yorgun halleri. Hoş geldiniz salonumuza. Hasret kaldık size canım. Bekliyorduk sizi. Sohbet güzeldi orada. Ne güzeldi değil mi orası da? Evet. Evet. Hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk, geldin. Geçmiş olsun. Sen teşekkür geldin. Ederim, sağ ol Ebru. Şenlendiricim diyecektim biliyor musun? Dede, bir daha söyle. Şenlendiricim, hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ay. Şenlendiricimize nazar değdi galiba. Nazar değdi ona. Olsun nazar bak, olsun, olsun. Kocaman nazar orada. Az önceki de zaten elamet. Allah'ım bir nazar. Halter gibiydi o. Neydi o? Halter gibiydi o nazar. Böyle bir nazar boncuğu. Nazarlar hepimizden uzak olsun inşallah. Böyle hani şey olur ya hani dizilerde de şey olur ya hani. Ağırmış taşırsın, gibi. Bavulu böyle taşırsın az o içi boştur ya. Ağır da ağır. Ağırmış gibi yaparsın filan. Ama bu ağırdı galiba. Bayağı. Sizin için çok özelsiniz çünkü 53 hafta olmuş. Bugün 53. hafta sezon finali ve her zaman söylediğimiz gibi ilkler ve sonlar finaller hiç unutulmaz. Çok, ya. Çok önemlidir, bizi çok değerli. Hoş geldiniz. Teşekkür tekrar, ederiz, tekrar sağ olun. Nicelerine inşallah Allah İnşallah. İnşallah. Bu arada hiç celile dokunmuyorum farkındaysanız. Evet ya. Ben öleceğim heyecanlar çünkü. Hayır bir de kuzu gibi böyle duruyor. Dur, adam yeni geldi ya. Adamı bir anda heyecanlandırmayalım. Ya bir şey söyleyeyim. Konudan bir tık bağımsız bir şey söylemek isterim. Lütfen. Tam vakti de çünkü. Abi babalar günün kutlu olsun evlatlarımla. Abi senin günün, de babalar senin de günün kutlu olsun. Hasan Altun ilkokulundaki tüm çocuklar adına ben söyleyeyim. Eyvallah. Aynen. Bir sürü çocuğun var senin. Doğru. Bir sürü çocuğun var orada. Torunları gibi. Hakan'ın babası aynen, adına yaptırdı. Hasan Altun ilk. Hasan Altun ilk. Neredeydi? Eyvallah. Tekrar bir söylesene. Çocuğum olmadı diye üzülme Hakan. Yo eyvallah. Polis, çok var ki. Polisle konuşuyorduk. Benim de çocuğum olur inşallah falan. İşte bak, bir zorlama Hakan. Yani var. Ama bak burada okul ve okuldaki çıkan işte öğrenciler aynen, hepsi. O ne kadar değerli. Ömürlük evlatlarım evet. Ve kardeşlerim gerçekten. Ne mutlu sana. Ne mutlu sana. Çıkan. Ne mutlu çok daha kutsal ayrıca. Bu arada senin de ismine yapılmış bir. Evet. Bizim de var Allah yani inşallah oradan çıkan bütün. Şehri söylersen. Diyarbakır'dan. Evet. Vallahi. Benim de İstanbul'da Esenler'de babam adına yaptırdığım okul var. Orada da bir sürü çocuk yetişiyor ve hepsi ödüller alıyor. Çok değerli. Şükürler olsun. Ve aynı zamanda Van'da annem adına yaptırdığım okul. Ne mutlu size arkadaşlar. Allah'ını istiyorum. Her zaman söylüyorum. Allah herkese pırıl pırıl öğrenciler yaşatsın. İmkanları olan herkes yaptırsın. Her zaman anıyoruz biz programımızda. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği çok özel bir söz var. Bu cumhuriyet Türk gençliğine emanettir. Okulların çok olması, eğitimin çok olması bizim için her zaman böyle bir avantajdır. Ve öğretmenler o kadar kutsal ki yani ben öğretmenlerimizin bütün hocalarımıza aynı ödemeyiz diye düşünüyorum. Başta konservatuvardaki hocalarımıza diyelim. Tabii ki kendi öğretmenlerimiz de ama annem. Bu arada Celil'in annesi öğretmen. Öğretmen çocuğu ya. Tabii. Ya bu arada ben söylemedim de kendimi şey hissettim böyle. Bergama'da da okul, evet abi. Çok güzel bir Bergama'nın en özel yerlerinde
küçük park yapmışlar. Onun da adını Hüsnü Şenlenci Parkı yapmış. Sağ olsun Dergınarlar. Çok selam olsun. Selam olsun. Belediyesine. Belediyemiz böyle güzel bir şey düşünmüşler. Bak bunu düşünen insanlar çok önemli insanlar. Evet. Hep vizyonu açık. Değil mi? Bravo. Bir de şey, hep şey konuşuyoruz evimizin. Hani ne olur hani o bazı şehirlerde doğan çok kıymetlilerimizin değerini bilelim. Evet. Atıyorum bir caddeye ismini verirsiniz, evet, bir kültür merkezine ismini, evet, verirsiniz. Çünkü sanatçıları her zaman yakalamak herkesin nasip olmuyor ve biz onların kıymetini bilmiyoruz. O kadar az ki. Ya belki, evet, şöyle bir şey olacak. Bundan 60 sene sonra bir çocuk işte Hüsnü Şenlendirici Parkı'na gidiyor. Kim bu Hüsnü Şenlendirici'yi arayacak sonra belki oradan, evet, evet, merak salacak. Gerçi bizim Bergama'mız yani yıllar önce yapmıştı bunu. Babam rahmetli olduğunda tüm babalarımıza bugün yine Babalar Günü vesilesiyle rahmet olsun. Yine benim doğduğum ve büyüdüğüm hatta ilkokulumun olduğu caddenin eski Hastane Caddesi'ydi adı. Yaklaşık 18 yıl önce oranın adını Ergün Şenlendirici Caddesi yapmıştı Bergamalılar zaten. O zamanki belediye sağ olsun kimin emeği geçtiyse. Eyvallah. O tabelayı çakarken böyle düşündüm. Vay be dedim baba ya, emeklerim boşa çıkmadı dedim. Evet ya, o çok önemli. Onun gibi bir şey. O yüzden tüm Bergama'ya selam olsun. Çok selam olsun. Çok selam. Teşekkür ederim. Selam olsun. Selamlar. Yani emeği koymak ve emeğin anlaşılması bir de önemli, çok işte, önemli. Evet. Evet. Teşekkür ederim anlayan herkese. Anlayan herkese çok sonsuz teşekkürler olsun. Yaşatmak çok önemli çünkü. Evet. Yani, işte gelecek nesillere böyle böyle aktarılıyor her şey. Şarkılar, sanatçılar, işte neyse sanatın her dalı, insanlar. Her anlamda, her dalda ne olursa olsun. Bilim adamları vesaire. Kesinlikle. Bu arada arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bir VTR var. Biz haydi. Muhtemelen 53 hafta öncesinden başlayan bir VTR. Gerçekten nasıl başlamış? Ama VTR'de biz olmayacağız değil mi? Bir sonraki sezon. Belki bir sonraki sezon. Aynen. Belki yeni başlangıç sezonunda olabilir. Sizin VTR'niz de yayınlanacak birazdan. Bizim üçümüzün başlayan bir yolculuğu, müzik yolculuğu, kardeşliği. Bakalım ne kadar değişmişsiniz. O zaman hadi bakalım. ÇBS yolculuğu. İlyas ve Asya'nın yollarını ayıran o kırmızı kamyon, hazin vedasının ardından tam 43 yıl sonra geri geldi. Çünkü İlyas giderken, "Bitmemiş türküm benim," demişti. Elveda Selvi Boylum, al yazmalım elveda. Elveda. Bitmemiş türküm benim. Belli ki söylenecek türküleri vardı. Yollar ayrılsa da şarkılar yarım kalmamalıydı. Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Aşkın bir sır gibi senelerdir sakladım. Bundan böyle o kırmızı kamyonun bizim hikayemizdeki yeni yolculuğunun adı Şarkılar Bizi Söylerdi. Başrolde Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici. Çünkü söyleyecekleri yarım kalmış bir türkünün son sözlerini ancak onlar söyleyebilir. Senden bir hatıra bana bu şarkı, bir gün gitsen bile ne acılar yaşadık biz seninle. Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız seninle. Gidene onların şarkıları yol verebilir, kalana onların şarkıları eşlik edebilirdi. Yaz demedim, kış demedim, eğlendim. Öyle de oldu. Şarkılar bazen Müslüm Baba, bir Gencebay oldu. Kimi zaman bozkırlarda dolaşıp bir türkü oldu. Şarkılar bazen Sezen'di, bazen...
bazen de Zeki Müren. Kavuşmak hayal olur. Nasıl diyordu Asya? Sevgi neydi? Sevgi emekti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti. İşte bizim hikayemizi en kıymetli kılan da sevdalı şarkılar uğruna verdiğimiz emekti. Bu hikaye burada bitmedi. O kırmızı kamyon kısa bir mola verdi. Çünkü uzun yollar ancak şarkılarla güzeldi. En güzel şarkıları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici söylerdi. Ağlatın bizi bu gece. Zaten Hüsnü nasıl? Biz çok... zaten iki sulu gözlü Hüsnü. Tabii Hüsnü. Derin bakın. Ben tutuyorum kendimi. Dalıyor tutuyorsun kendimi ya. Benim burada ağlama şeyim var. Ay canım. Çubuğum. Bizim gözümüzün yaşı burada duruyor zaten. Böyle de. Aynen öyle. Ya ne kadar güzel. Hakikaten gözleriniz doldu bu arada. Evet, biz Hakan, öyleyiz. De doldu. Ebru'cum askerlik gibi ya. Askerlik bile bu kadar uzun. Sabaha kadar buradasınız mesela. Buradayız tabii, hep beraber. Aynen, haftada doğru. Bir gün bunu yaşamak. Yani şey, aynen doğru. Şey, yani şey uzunacak bir durum bizim. Değil. Hani, gerçekten hani 53 hafta olmuş ama hani biz sadece İşimizi yaptığımız müziği aynen evet, yaptığımız müziği iletmeye çalıştık evet. İnsanlara. Çok değerli konuklarımız sayesinde bu arada. İşte, asla tabii, biz hep, üçümüz hep değil. Evet. Üçümüz, hani tabii sevgili ki bir yere Tuğçe'cim, kadar. Tuğçe'cim çok güzel hazırlamışsın bu arada. Yüreğine sağlık. En sonunda hani şarkılar, işte şarkıları Sibel Can, Hakan Altun, Şenlendirici değil. Bizim bu koltuğumuza şeref veren dostlarımızla güzeldi burada. Keza. Her şey zaten güzel, onlar zaten kesinlikle. Efsanedir ki. Bak Yamancı, Aydın Kore Orkestrası. Her şey beraber güzel zaten. Paylaşınca bu yolculuk arada, öyle başladı, öyle de devam edecek inşallah. Bu arada Ebru'cum, senin de çok değerli orkestrandan çok değerli dostlarım evet, var. Arkadaşlarım sevgili. Var. Evet. Şefin Necip Gülsün var burada. Evet, Necip'cim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. İşte elimizden geldiği kadar birbirimize eşlik etmeye çalışacağız. Hatamız olursa olacak. Sen söyle yeter. Ben o zaman söylediysen tam zamanı. Hemen söyle bize. Tamam. Hemen söyle. Mikrofon sende o zaman. Hadi bakalım. Gideceğim kalmam bu saatten sonra. Sanma adını anacağım, bir yol kalmadı varacağım. Belki seversin sanacağım. Yüreğimi anlatsın sana.
sana ciğerimin yanışını alışırım demiştin. Söyle nasıl böyle değiştin, sana yok bir diyeceğim. Bir daha nasıl seveceğim, bir kadeh içip gideceğim. Kalmam bu saatten sonra. Sanma adını anacağım, bir yol kalmadı varacağım. Belki seversin sanacağım. Soğuttun aşktan durumu.
Yiyemediğin için çekimler böyle sabaha kadar devam ediyor değil mi? Onun için normal bir saatler. Sen kaçta yatıyorsun Sibel? Ben normal işim olmadığında en geç 12. Evinde 12'de yatıyormuş. Ben de 11-12 yatıyorum. Böyle gecelerde işte artık cin gibi oluyoruz. Cinci oluyoruz mecburen. Ben de evlenince inşallah 12'de yatarım. Artık. Allah tanımız kesilmez abi. Gerçekten ağzına sağlık. Ne kadar güzel bu şarkı. Şahane performans ve çok sıfır detone, güzel. Sıfır sürtone. Gülden'in yüreğine şarkısı sağlık. Bu. Evet. Gülden'i çok öpüyorum. Onunla Gülden'e bizim selam olsun. Evet. Bir önceki şarkı da. Bilal'in şarkı. Bilal son sesin. Ay Bilal'cimiz Bilal buraya geldiğinde kulaklarını çınlattık evet, senin. Evet. O da bir tane. Bilal'e çok selam olsun. Hatta 2-3 gün önce de telefonda konuştuk. O benden bir şarkı istemişti ya. Biliyorum. Abisi iyi misin? Her şey yolunda mı? Hani böyle bir çünkü rahmetli babası. Biliyorum. O gün söyledi ya. Aynen öyle. O Nurlar içinde yazsın. Nur içinde yazsın. Bilal de bize emanettir. Çok sevdiğimiz kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Ne kadar. İyi ki varlar. O kadar güzel şeyler üretiyorlar ki. Bu arada sana da çok yakışan ve muhteşem şarkılardan bir harika, tanesi. Bu da yani şarkılar da işte böyle şans, kısmet, kader birazcık oluyor ya ben de... Bazen kadere bırakmamak lazım. Evet doğru haklısın. Doğru. Şarkının her zaman. Peşinden koşmak gerekiyor bazen. Hayır hep kaderci. Sen şarkı yaptığın için öyle. Ya hepimiz öyleyiz. Aynen. Sen şarkı yaptığın için kadercisin ama... Yok hayır şey o anlamda söylemedim. Doğru. Ben biraz darlıyorum okulda arkadaşlarımı yani besteci sevgili arkadaşlarımı. Sevgili Ebru da mesela sevgili Sibel de mesela şarkıları çok iyi etüt eden insanlar tamam mı? Hani bak 1000 tane şarkı gelir mesela 1000 tane içinden seçerler. Sen biliyorum senin de o hassas olduğunu biliyorum o konuda. Evet. Yani çok, biraz işte bazen biliyorum. Besteci arkadaşlar bazen sevmiyorlar beni. Ya Ebru'ya şarkı göndereceğiz ama yine beğenmez falan gibi. Ben şarkıyı söylemiş olmak için söylemek istemiyorum Hakan. Eyvallah. Yani ama hepimiz öyle değil tabii ki yani zaten. Önemli zorlu olan ortak duyguda buluşmak. Bravo. Yani dinleyicilerimize hep borçlu olduğumuzu düşünüyorum ben. Bizlerden güzel şeyler duymayı hak ediyorlar bence. Yani zaten şöyle bir durum vardır Hamlet'te. Shakespeare şey demiştir. Yazdığım şeylerin bağırarak söylenmesini istesem şehrin tellalına verirdim. Ben yazdığım şeylerin anlatılmasını istediğim için oyunculara ve şarkıcılara verdim de. Abo, aslında çok ağır mevzu bu da. Açarsak akşamı bununla kapatırız yani. Çok derinmiş. Bağıranlara bir şey mi dedin gibi hani var ya bağıranlar. Estağfurullah efendim yani. Oradaki öğretiyi anladım ben. Yani şey, çünkü aslında şarkıyı söylemekle şarkıyı anlatmak arasındaki ince çizgiyi. Yani biraz yaşamak, şarkıyı hissetmek, o duyguya geçmek, illa yaşamak zorunda değiliz. Her şeyi zaten yaşamış olamayız onların yerine koyuyoruz. Ya ben defaatle yerine koymak dediğin yani, gibi Sibel. Sibel Hanım'dan defaatle Berivan'ı dinlemişimdir. Evet, belki 4000 kere. Sibel ama mesela, az evvel söylediğinde yine gözüm Sibel var. Sibel de yaşıyor mesela şarkıları aynen. Söylerken. Sibel'e mesela bir şarkı gönderiyorsun. Bu arada ben hani 3'te 4'te aklıma geliyor Sibel'e şarkı canım gönderiyorum da. Azıcık bir tane gönder. Mesaj iletilmedi oluyor vardı. Tamam mı? Normal uyuyor yani. Telefon kapalı. Aa sabah bir uyanıyorum tabii, sabah. Hakan 5'te göndermiş. 5 falan. İşte şarkı o esnada bitmiş. Hani gönderiyorsun. İletilmedi biliyorum hani Sibel uyanınca uyanınca. Bu arada Sibel uyandığında da ben uyuyorum yani. Şimdi peki o zaman ben de bir şey yazmıyorum uyusun diyorum tabii, canım. O zaman Hakan şöyle bir uyansın. Şey yapalım. Benim gece telefonlarım sessiz ve açık. Bana da atabilirsin. Tamam vallahi. Biz artık kime nasip olursa oradan aynen, bakarız, aynen, dinleriz. Gerçekten. Sen çok kıymetli bir bestecisin Hakan. Ne kadar değerli bir bestecisin. Hem sesin güzel hem sesin. Hicazların da ayrı bir güzel zaten. Geçen program ben sana ne demiştim? Çok şanslıyız Hakan. Hicaz Hakan demiştim. Hicaz Hakan demişsin aynen benim en sevdiğim. Öyle ama sen Hicazlısın biraz. Aynen. Yine onlardan bir tanesi var. Allah Allah. Allah. Hadi bakalım. Ha evet. Haydi bakalım. Yorgun yıllar. Söz müzik. Hakan Altun. Hakan Altun. Tamam hadi bakalım. Tamam o zaman. Yorgun yıllar. Thank you.
kapanmaz yarayım. Gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Onu nesiri bu yorgun halleri. Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim tabii ki. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de. Hem beni öldürdün, hem bendeki sen. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatım, sen de ben. Lanet olsun bana, seni bu kadar çok. Niye bu kadar sevmiş? Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım. Geç de olsa her an. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanar. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıl. Senin esirin bu yorgun yıllarım. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre nezeri bu yorgun halleri. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlüm çan gonca kül olmadan yakıldı. Senin eserin bu yorgun yıldır. Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan
sana yazmadım. Farz et çok uzaklardaydım. Söz verdim kendime, ağlamak yok diye. Dönülmez yollarda. Çareyi kendimce bulurum sandım. Giderken yanıma aşkımı aldım. Her sevda çok üzgün oldum. Sen boş ver dedim ya. Hicaz Hakan dedim ya. Yıktın bizi Hakan. Aa, yok estağfurullah. Allah. Sezon günü iki cezik var. Vallahi böyle bir şey var mı? Neydi ya? Vay işte. Of, dayak yemiş gibi oldu. O nasıl bir kalp, o nasıl güzel şeyler yaratmışsın sen. Ne eserler. Ben bu arada yoğun yıllarım 24 yaşında yazmışım. Benim kaderim baştan belliymiş yani. Yani 24 de yorulduysa. Ah canım abiciğim, kendi yoruluyorsun? Kaderini yazmışsın ya sen. Ah be abiciğim. Mahvetmişim kendimi. Yani hayır, şimdi yazman gerekirken okul yollarında falan mı yoruluyordun? Okul yollarında yoruluyordun. Nerede yoruluyordun acaba? O Maçka yolu var ya bizim Sandık Üniversitesi'nde. O yokuş, o rampa. Ah, yokuş neçileler çektirdi bize. Ay canım. O güzel gönlüne sağlık abi. Hepimizin, hepimizin. Vallahi mahvettin bizi, bilmiyorum. Yok. Ne olacak? Zaten olacak. Çok güzel. Hayır, ben ona kadar yazmadım. Hayır, bir de ona yazmadım bu arada, onu da söyledim. Kime yazmadın? Ya, ya ona yazmadım. Yani tabii zaten, biliyorum canım, sen aynı. Kimseye yazmadın ki onu. Bu da aynı kişi mi oluyor? Bize yazdı, yok, hepimize. Yok ya, hepimizin şarkısı. Ona yazmadı, hepimizin yazdı. Hepimizin şarkısı. Evet, hepimizin. Müzisyenlere gelsin bu şarkı. Hepimizin şarkısı. Müzisyenlere gelsin arkadaşlar bu şarkı. Tabii sıkışınca böyle müzisyenlere... Tabii tabii. Yok, İyi ki varlar. Yılmaz Kemancı da bunu ilerleyen zamanlarda böyle bir
single olarak inşallah hayata geçirirsin. Yılmaz'ın sesi de evet. Yılmaz çok, çok aynen. Evet, geçen... Yılmaz var ya benim şarkılarımı benden daha iyi biliyor biliyor musun? Ben sözlerini unutuyorum, Yılmaz unutmuyor maşallah. Herkes gibi hepimiz. En güzel şarkılarından biri bana göre. Bizim de en çok sevdiğimiz. Evet. Abi. Ah evet söz. Bak ne diyor ya. Sezen Aksu, müzik Bülent Özdemir. Benim selam yerime olsun. De sev. İki ustaya da. Öpüyorum onlar benim canlarım. Daha bugün mesajlaştık Bülent'le. Daha nice güzel şarkılarda. Kesinlikle. Yol yürüyeceğiz onlarla yine. İnşallah. Sezen'ime, Bülent'e. Selam olsun. Herkese. Burada mı okumak istersin? Ha, olur. Nasıl istersin? Kaç kişiyi savunan sevdalıyım.
bu hayatı. Kaç kişiyiz savunan sevdayı? Nasıl bir söz değil mi bu? Kaç kişiyi savunan sevdalı. Senin söylemin ne yapacağız? Celil bak böyle sürekli sana bakıp. Böyle. Bak Celil ben gerçekten anlatıyordum. Celil'i anlatıyordum bak. Biz çekimler yapıyoruz. Uzun sürüyor falan ama. Mesela Sibel... Abi daha uzun sürsün. Hay Allah. Diye bakıyor bir sana. Ay çok teşekkür ediyorum. Yani Sibel kesinlikle savunuyor şarkıyı. Şeyi. Evet. Sevdayı kesinlikle savunuyor. Kesinlikle. Tabii ki. Söylemesiyle kesinlikle oradan savunuyor. Oradan ama anlıyorum. Aynen, bravo. Belli ya. Karşımdan bir güzel bir begonvil rengi de var. Begonvil. Çok güzel oldu. Nereye bağladık Sibel? Allah. Şirali için hazırlanan bir RTR'miz var. Allah. Hemen izleyelim mi? Bak, bakalım. İnşallah maziye gitmiyordur. Gitsin, en güzel hadi, ne güzel. Hadi şey. Bakalım. Bravo. Ay teşekkür ederim. Şey... Çok imzalarım var. Yani gerçekten her dönem yaptığın evet. şarkılarla gerçekten çok, şükür, çok imzalar var. Tabii ki 90'lardan çıkıp 2000'lere kadar olmak hem çok mutlu ediyor, gurur veriyor bana. Hem de diyorum ki ya bu kadar yıl nasıl geçti? Ne zaman geldik yani? nereden baksanız bir 25 seneye yaklaşmış. Ama maşallah. Hala heyecanımı ve o titizliğimi kaybetmediğim için de şükrediyorum. Senin işine olan saygını, kesinlikle yani, olan saygını da biliyorum. Ben de galiba arada, işine aşıklardanım. Aşıklardansın bu başka arada çok zor zaten. Zor da durumlardan bir tanesi. İki tane de Allah nazarlardan saklısın. Evet, çok ikizlerin var. İkizleri var. Evet, Ebru'suyla. Ebru'suyla Poyraz, Hasan Poyraz. Çok mutluyum tabii ki. Kaç yaşında oldular? Beş oldular. Beş yaşında. Belcim. Maşallah. Allah bağışlasın. Ya. Yani insan... Bu arada değerli eşin, değerli evet. eşin Necat Bey'in de ben babalar, babalar günü. Ben de babalar günü. Aynen, aynen. Sen de kutla. Babamızın, yani. Canım babamızın. Teşekkür ediyoruz. Bana eyvallah. Yaşattığı duygular için. Aile mutluluğunuzdan. Çocuklarım aynen. için. Allah çok sağ olsun. Çok teşekkür evet. ediyorum. Çok iyi ki, iyi kim benim hayattaki. Ve çocuklarım tabii ki. Ama bana deseydin... Yani yıllar önce sorsaydınız yani sen evleneceksin ve ikizlerin olacak. Hani evlilik belki falan da ama ikizler yani hayatta insanın başına işte hakikaten hani olmaz diye düşündüğün her şey aslında olabiliyor. Her şey insanlar için. Ben inanamamıştım yani ikizlere hamile kaldığımda ve ağır da bir hamilelik geçirdim ama değer mi değer. Yani bilseydim ki onlar bunlar yani aynen, çok daha belki rahat geçirirdim o hamileliğim ama... Bana da sürpriz oldu. Çok mutluyum. Hayat çok hep güzel böyle güzel sürprizlerle evet, gelsin inşallah. Evet yani inşallah. Allah herkesi gönlüne göre versin. İstemeyenlere ayrı konu ama isteyenlere nasip etsin. Kesinlikle. İyi ki yapmışım. İyi kilerim. İyi ki. Allah evet, onları ki. Nazarlardan amin. Saklasın. Aile hepimizin, hepimizin evladı şey çok kıymetli. Ebru'su. Ebru'su. Ebru'su Poyraz. Çok mesela. Ne güzel. Poyraz, yani, Ebru'su ilk defa duyuyorum. Ebru'su ilk defa güzel. Duyuyorum ben mesela evet. bu kelimeyi. Var mı? Bir şey yani. Gibi bu. Yani tatlısı, canısı, annesinin kuzusu güzel. Falan gibi ha. aslında ayrı ayrı annesinin bir isim değil. Annesinin kuzusu çok iyiymiş ama evet. Ebru'su. Ya, bitişik ha. öyle o şeyle koydum. Eyvallah. Yani hani ayrı ayrı bir isim değil. Poyraz ismini de sevdim. Orada Poyraz. Birazcık narsist kişiliğim devreye girdi. Ben Ebru'su deyince babasına da dedim erkeğin ismini de hadi sen koy dedim. O da hem babasının hem de kendi istediği Poyraz ismini koydu. İnşallah isimleriyle. Anlarlardan saklısın. Bebelerim. Bu arada gerçekten kız aynı ben. Maşallah. Ya huyu suyu falan yani aynı ben, tipi de ben. Tabii biz biraz estetiklerle değiştiğimiz için bu yaşta ama. Annem diyor ki aynı sen yani bebekliğin kopya diyor. Anne emin misin falan diyorum. Oğlan da aynı baba. Ha, maşallah. Bu kadar olur. Maşallah. Yani ikiz olarak babayla oğlanı doğurmuş gibi bir şeyim aslında. Biriniz birini biriniz birini doğurdunuz. Abi valla yani acaba Ebru'suyu değil de babayla oğlanı mı doğurdum? İkiz gibi falan çok benziyorlar. Allah daim etsin inşallah. Evet, sağ ol canım. Celil'ciğim. İnşallah. Abi. Ben o kadar mutluyum ki şu an. Olmaz öyle. Ya yani şu anda gerçekten hangi kamera açsa bir şey söyleyebilir mi? Söyle. Ben şu anda bir astronotum. Tek numaram şu. Yani bu kadar yıldızı teleskopsuz görüyorum. Vay. Çok mutluyum o yüzden ya. Hadi bakalım. Çok fenaymış. Tek hata her arzu ederseniz bir... Senin hikayelerin vardı. Çok evet seviyorum. Birazcık öyle bu arada de. Kalemini de çok severim ben Celil'in. Çok tabii teşekkür ederim. Çok güzel yazar. Senin gerçekten. Sayende abi. Estağfurullah. Bunun ne alakası var? Okur beraber yazar diyorlar yani, okur yazar. Aynen sende. Yazar ve okur bu. Eyvallah. Tam tersi.
Yazar okur. Merhaba. Merhaba. Ben Hakan Altun. Hakan, bas bariton mu oluyorsun? Şarkılar biz söylerdi. Ya muazzam, gerçekten bayılıyorum. Ya yaştan böyle şey, yaş aldıkça sesim abime benziyor ya. Bayramım olsun yani. Fakat bir şey anlatmak isterim eğer müsaade ederseniz. Ne demek? Bir şiir okumamı isteyen kardeşlerim oldu. Ya da bir şarkının ortasında söylediğim bir kısmı okumamı isteyenler oldu. Ben size bambaşka bir şey anlatmak isterim. Ahmet Batman'ın bir romanında okumuştum. Beyefendi Vedat hikayesini. Vedat Okyar hikayesidir. Bu anlatacağım hikayenin takımlarla alakası yoktur. Trabzonsporlularda, Fenerbahçelilerde, Galatasaraylılarda bu hikayeyi dinleyerek gayet mutlu olabilirler. Fakat hikaye şudur. Vedat Okyar isimli bir futbolcu vardı ve lakabı Beyefendi Vedat'tı. Beyefendi olmasının sebebi de kariyeri boyunca sarı kart ve kırmızı kart yememesiydi. Jübilesine yaklaştığı dönemlerde bir maçta rakip takımın topçusu hakemin görmediği yerde, hakem de Doğan Babacan, büyük hakem, Vedat Bey'e bir hamlede bulunuyor. Vedat Okyar da dönüyor, tokadı yapıştırıyor rakip topçuya. O rakip topçu İlkokulda öğretmenine şikayete giden bebeler gibi hakemin yanına gidip diyor ki, hocam Vedat bana vurdu. Doğan Babacan inanmıyor. Çünkü Vedat Okyar böyle bir şey yapmaz. Kariyerinde yapmamış. Gidiyor Vedat Okyar'a diyor ki, vurdun mu oğlum? Vurdum hocam diyor. Ve dünya futbol tarihinin en delikanlı kırmızı kartını yiyor Vedat Okyar. Hayatının tek kırmızı kartını. Tam sahadan çıkarken bir takım arkadaşı geliyor, diyor ki, oğlum niye vurdum dedin, hoca görmedi, vurmadım deseydin ya. Vedat Okyar diyor ki, üstümde Beşiktaş forması varken yalan söyleyemem. İşte canımın içi eski sevgilim, ben sana seni seviyorum dediğimde üstümde Beşiktaş forması vardı. Şimdi ne eski sevdalar kaldı ne Vedat Okyar. Bir ağaçlı yol var önümüzde. Bir yarım kalan aşklara yazılmış yarım mektuplar. Bir de Baba Çerkez Süleyman Seba'nın en sevdiği şarkı. Taşlar gibi
nerede? Şimdi yalnız resimlerde. Eski dostlar, eski dostlar. Unutulmuş isimlerde. Bilinmez nasıl nerede? Şimdi yalnız resimlerde. Eski dostlar, eski dostlar. Hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi, yosun tutan taşlar gibi. Eski dostlar, eski dostlar. Eski dostlar, eski dostlar. Eski dostlar, eski dostlar. Eski dostlar. Bir de eskimeyen dostlar. Başkan Şeyman Seva'nın ruhuna gitsin. Ruhu en çok sevdiği şarkılar. Bu arada bunu da söylemek durumundayım ki. Sadece Süleyman Seva'nın ruhuna değil, Metin Oktay'ın da. Aynen defterinde. Öyle, defterinde. Tabii ki. Doğru söylüyorsun. Evet, hep unutulmaz büyük mesela, değerler onlar. Sibel Fenerbahçe'de. Ben Fenerbahçe'deyim. Hüsnü Fenerbahçe'de. Ebru? Vallahi takımsızım. Tamam eyvallah. Tabii Beşiktaş'ta. Ben Beşiktaş'tayım falan. Hep şey konuştuk. Trabzonspor mesela şampiyonu can gönülden kutladık. Kutladık tabii ki. Hep şunu savunduk çünkü. Renkler değil yürekler önemli hayatımızda. Yani bize işte düşsene hayatın boyunca Fenerbahçe'sin ve sadece Fenerbahçeli arkadaşlarım var yani. İçinde Beşiktaş var ne kadar. Öyle de olmaz. Beşiktaş olmadan Fenerbahçe olmaz. Fenerbahçe olmadan Galatasaray olmaz. Galatasaray olmadan Fenerbahçe olmaz. Tabii. Şöyle bir durum var ki çok seri. Bu takımlarda herhangi biri olmasa diğerinin kıymet harbiyesi yok. Bravo tabii bravo. Ki. Yok doğru, yani çünkü. Doğru. Ben bilmem. Ben bilmem. Söz kim müzik? Bilir? Ben bilmem. Eşim bilir diyeceğim de benim eşim yok ki. Senin öyle bir şey yok. Şarkılarımızı sensiz sevmeyi.
İçimizin böyle içimizi acıttın. Teşekkür olduğu ederim. Kadar mı? Çok sağ ol. Son albümden. Yüreğine sağlık. Çok güzel yani şarkı. Son albüm demiş. Dediğim bir sene oldu ama. Tamam. İşte o albümden yani. Şahane valla. İçimizi acıttın evet. Valla. Yüreğine çok, sağlık. Çok içimi yakıyor. Özlem nasıl bir şarkı yaptıysa. Zaten öyle olsun. Okudun sen evet, de. Evet abi. Çok teşekkür yüreğine ederim. Yüreğine sağlık. Çok sağ ol. Alkışlar Ebru Yaşar'a gelsin. Çok güzel. Ah Utu olsaydı elimde çalardım lan kız. Ah evet sana da gider Hakan. Aynen çok senin güzel. Yüreğine sağlık. Çok, çok güzel. Güzel. Gerçekten çok güzel. Harika. İlk hanginiz harika. Paylaştı sosyal medyada Ortiler diye? Ben Ortiler demiştim. İlk ben dedim hani. Üçün, ben yok ilk sen şey mi de dedin? Üçümüz bir fidanın, fidanın güller açan dalıyız demiştim. Sonra Ortilerimle ben sosyal evet, medyada sen, bir şey yazmıştım. Sen. Canım Ortilerim diye yazmıştım. Sonra sen de paylaştın. Ben evet senden evet. Almıştım. Ama bizimkiler bu konuyla ilgili bir VTR yapmışlar. Aa hadi bakalım. Süper Ortiler. Bu sezon biz neler söyleyeceğiz? Bu neler, sezon neler. Çok söyleyeceğiz. Evet. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Benim canım ortaklarım. Benim canım ortaklarım. Sizden başka dert ortağım yok benim. Benim ay canım ortaklarım. Benim de yok. Benim de yok. Ne güzel seninle beraber program yapmak, müzik yapmak. Ya ne şanslısın. Herkese söylüyorum. Yani sizle burada olmak, beraber şarkı söylemek. Başrol sensin. Başrol sensin. Sensin. Başrol sizsiniz. Bence de. Başrol sizsin. Hocam buradan devam edelim mi? Çok rahatmış. Vallahi değil mi? Ne güzel burası. Bence de Hakan. Vallahi. Bu da ikinci odamız bizim. Merhaba. Şöyle bir fotoğrafını çeker misiniz? Ay lütfen. Buyurun. Ben çok mutluyum sizlerle bir arada olduğum biz için sahnede sizinle. Sizler birlikte şarkıları seslendirmek, yorumlamak ve tabii ki... Muhteşem orkestramızla. Bizim güzel yol arkadaşlarımızla. Ve harika ekibimizle. Tabii ki. 2021'in kötülükleri. Buradan evet. Başlıyorum, oradan gitsin tamam. Tamam peki. Ver.
Aman Allah'ım. Senin sesinden evet, farklı evet. Güzel oluyor ama bizde. Ya ballar burada, ballar birleşti. Estağfurullah, esas ana bal sensin, ana bal. Ana bal. Ana bal. Öyle çağırdım. İyi ki varsın. Demek ki bu yorgunluklarımız, emeklerimiz boşa çıkmıyor arkadaşlar. Evet, aynen. Çok önemli bir şey. Ama Bodrum'a gidemiyorum ben bu programdan. Ben de Bergama'ya gidemiyorum. Ne yapalım yani? Ben de Miami'ye gidemiyorum. Ay, yazık olmuş. Çile çeke çeke çocuk bu hale geldi. Valla, yemiyorum. Bir deri bir göbek kaldı Kur'an çarşı. Göbek. Bu göbek olacak böyle bu göbek. Peki bu yakışıklı olacak. İkinizin de bu yakışıklı. Ben bütün alkışlar onlar için. İki yakışıklı yanında. Nasıl yakışıklılar görüyorsunuz? Estağfurullah efendim. Bak şimdi güzelliğe bak hadi bakalım. Herkes bağlıyor. Herkes bayılıyor. Bayılıyorum bu şarkına canım benim. Allah Allah. Harika bir şarkı. Çok sağ olun. İnanılmaz. İnanılmaz. O zaman yaşasın aşk, yaşasın arabesk. Böyle oldu. Aynen öyle. Böyle can ciğer olduk. Böyle olduk işte. Şey, saç kremi şampuan şöyle gibiyiz. Ayrılamıyoruz. Canımız yerimiz. Ne kadar şanslıyız değil mi? Aynen. Hep konuşuyoruz ya valla. Benim için en büyük şans. Yok, sizlerle yok, her zaman söylüyorum. Aynı sahnede olmak büyük bir güç benim için. Estağfurullah. Sonsuz teşekkür ederim. İyi bizim varsınız. İçin de öyle. İyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki varsın. Ay iyi ki siz varsınız. İyi ki sen varsın. Ben onu her zaman söylüyorum. Kan bağı değil, can bağı önemli. Can kardeşim Hüsnü Şen'den bize gelsin diye alkışlar. Sağ ol abicim benim, çok teşekkür ederim. Efendim bütün alkışlarımız benim canlarıma. Canımız Sibel'e. Eski meyen dostlar olsun adımız. Evet. Aynen, aa, eski meyen dostlar. Tabii ki bence dostlar, de. Dostlar. Yıllar sonra da bu dostluğumuz, daim olsun. Bu yol arkadaşlığımız daim olsun ki olacak. Daim olsun. Hatta sizi çok diyelim seviyorum. Ki eski meyen daha çok, biz seni daha çok seviyoruz. Sibel canımız. Erdoğan hocam şöyle bir fotoğrafımızı alır mısın? Evet alır. Şarkılar bizi sever. Şarkılar bizi sever. İşte böyle. İşte böyle. Ne güzel bir şey. Ben i̇şte çoğunu yapmışım biliyor musun? Mesela? Ben de inanamıyorum. Ah. İşte kalben yapılınca var, bu evet. işimizde. Hep söylüyorum işte ya, iyi ki, iyi ki. Iyi önce insan içinden ki gelecek arkadaşlar. Ki biz de dahil olduk. Bak günahı. Şarkı arada biz de söylüyoruz. Bazen biz de söylüyoruz. Öyle gidiyor. Ya neler yaşamışız biz, ya, neler. Gerçekten. Ne bölümler, ne şarkılar. Bir de pandemi de denk geldi ya. Hani İyileştirdi bizi bu program. Ebru anlatabilir miyim? Evet. Hepimizi hani iyileştirdi. İşte o yüzden borcunuz var. Evet. Söyle, yani çok net abi. Kendin için değil, onunla şifa bulan için yapıyorsun. Eyvallah. Eyvallah. Yani ne o dakikadan güzel. Sonra borcun oluyor çünkü. Evet, yani, değil mi? Ebru da söyledi. Evet. Hayatta alacağın olan ondan sonra borcun. Güzel söyledin. Oluyor. Biz de seyircilerimize şifa verdiğimizi, onları şenlendirdiğimizi. Şarkıları aslında onlar söylüyor. Onlar hep beraber söylüyoruz. Eşlik ediyorlar şarkıları. Şimdi de diyoruz karşılıklı. Evet. Ah canım. Bazı şarkılar vardır ki evet. insanların üzerine en güzel şekilde dikilmiştir. Çok yakışır. Evet. Bu şarkı da senin, Türk benim Ağabey. İstanbul gibi evet. Burada. Türk evet. Senin için. Senin tanıştığınız, tanıştığınız şarkı değil mi bu? Ve ben şey gibi düşünüyorum. Zaman tüneli gibi şarkılar değil mi? Yani bir şarkıyı söylüyorsun ve bir zaman tüneline giriyorsun. Seni hani bir zamandan alıyor başka bir zamana götürüyor. Bu sayede ilk tanıştığımız 25 sene geçmiş çocuktuk. Tabii. Seni Türk halkıyla tanıştıran şarkı. Hastasıyız bu arada şarkının. Sahilde. Ama besteciyi de söyleyelim o zaman. Söz müzik Necdet Aydın. Evet, Necdet Aydın'a geldi. Bu sahilde. Çok selamlar. Aynen çok öyle. Selam olsun. Selamlar. Yıllar oldu yani kaç çok yıl oldu hiç aynen. Görmüyorum. Evet ama çok selam. İşte şarkılarda buluşuyoruz yine de gönüllerimiz bir. Doğru. Ayakta mı söyleyeceksin? Nasıl ben istersen gel. Öyle olsun. Sen kalk gel.
Senin yorumunu, sesini, enerjini. Bu şarkıyı okuduğunda bildiğim kadarıyla okuldaydın daha değil mi? Konserde tabii tabii okuldaydım. Hatta bu albüm çıktı, okuldan bir atıldım. Çünkü hazırlıktaydık. Tabii doğru, yasaktı böyle ya. Böyle şeyler yasaktı. Aynen doğru. Ama sonra işte tekrar bitirdim, Allah'tan af çıktı falan da geri döndük. Aynen doğru, mezun olduk. Aynen. Yok iyi ki bak yaptığım müziğin hala yıllar geçmiş evet ama... Ya. Hala burada seslendirirken hepimizin aynen. Taptaze değil mi yani? Aynen. İşte öyle. O yüzden şarkılar bizi yaşatıyor aslında değil kesinlikle mi? Öyle. Bir de sen söyleyince de güzel oluyor ya. Oluyor be. Vallahi oluyor. Vallahi güzel oluyor. Oluyor, oluyor. Yüreğine sağlık. Ya ben çok severim. İçimden gelerek evet söylüyorum. Senin yine... Yakıştırmaya çalışıyorum kendime. Yok yakışıyor da vallahi. Çok yürekten söylüyoruz evet, biliyorsunuz. Biz, biliyorum. Bizde sporda, gıdada evet ve sanatta torpil yok kesinlikle bizim programda. Kesinlikle yok. Ben hiçbir torpil sevmem. Aynen. Şey... Senin muhteşem, efsanevi şarkılarından bir tanesi. Evet. Ay ben bayılıyorum Kerem'in, Kerem Ökten şarkısı. Kerem'e selam evet, evet, olsun. Herkes, öpüyoruz evet, benim evet için de çok, arada herkesin, çok kıymetlidir. Herkesin her sahne performansında, Ebru, sevgili Ebru söyledikten sonra o şarkıyı, her insanın sahne performansındaki herkes, ilk şarkılardan bir tanesiydi o. Doğru. Evet. Tabii. Yani... bebekleri çıkmıştı. Seni anan benim için doğmuşu böyle vuruyordun poposuna. Seni falan söylüyorum. Bebeklerine kadar. O zaman dinleyelim. Hadi o zaman hadi bakalım. Sözleri de sözleri. Mehmet Lağım'a ateş yazmış sözlerini. Kerem'e de selam olsun buradan. Mehmet Lağım'a ateşe de. Aşkın ateşine dağlarda yanmaz. Aşkı bilmeyenler gölü
hastalıktır. Tabip anlamaz. Aşka yardan başka, yardan başka, bana senden başka çare bulunmaz. Seni anan benim için doğurmuş, hamurunu benim için yoğurmuş. Seni anan benim için doğurmuş, hamurunu benim için yoğurmuş. Kadar yakışıyor. Aynen öyle. Canım, teşekkür ederim. Çok eğlendim vallahi. Çok keyifli. Maziye böyle. Çok iyi geldi. Bu arada benim de bu şarkıyı söyleyeceğim dönemler olacaktır herhalde inşallah. Sen bak. Zaten Ebru benim kuliste modumu bozdu. Canico. Sen evlenemezsin dedi bana. Ne diyorsun dedim ben de. Ya o evlenecek öyle inşallah. Hayır, ben seni evlilik için hiç zorlamayalım dedim. Akışına bırak. Doğru, akışına bırak dedi. Doğru. Fakat sana bir sihirli formül veriyorum. Hazır mısınız? Hazırım ben. Sihirli formül. Hemen böyle dur. Hemen böyle dur. Bu şarkıyı 20 senedir söylemiş bir insan olarak. Yemin ederim bir şeyi 40 kere söyle olur mu? Olur. 40 kere söyle şarkıyı.
40 kere yani söyle seni anan benim. Ama aynı kişiye söylemesi söyle. Gerekiyor. Seni anan benim. 40 kere 400 oldu ya. 400 oldu ya. Sen az yani dilek. Abi dinliyorum benimle evlenir misin var? Hiç. Daha ne olsun? Canı gönülden söylemiyorum herhalde. O yüzden mi olmuyor? İçten. Aynen. Senin şarkılarda şey var. Hep böyle bir karşıdan beklenti, bir serzeniş, bir acı var ya. Şimdi bu tamamen pozitif. Yani duygunu anlatıyorsun. Seni anan benim için doğmuş. Canım diyorsun. Hamurunu benim için olmuş. Bitmiştir bu iş diyorsun. Hadi hayırlısı. Tamam öyle, mı? O kadar kolay olsun. Azıcık, hemen inşallah. Bunu hamur, da deneyelim. Normal. Dişi gibi. Aga. Bir de bunu deneyelim. Tamam deneyelim. 40 kere değil ya. Bir kere söylese zaten karşı. Bir de bunu deneyelim bakalım. Bir kere söylese. Neyse olsun. Hayırlısı olsun diyelim. Allah olsun, iyi insanlarla. Hayır, ben amin, amin amin. En güzel laflardan. En güzel sözlerden bir tane. İyi insanlarla karşılar. Ben senin bir kere evlenmek istediğini bile bak burada bu kadar şahit oldum. Bilmiyordum bu kadar evlenmek istediğini. Ya hepimiz onunla evlendik. Ya tam öyle değil aslında bakalım. Sen biz... meğerse evlilik delisi bir adammışsın. Yok be. Yok öyle değil. Biz yani ben abi şey... biz zorluyoruz artık. Annesi falan. Zorluyoruz artık. Evet. Geldi. İstedim, annem ben de devreye girdi artık. Artık anne de girdi tamam. Çok öpüyorum ellerinden. Annem de devreye girdi. Vallahi bu yaz şimdi gezsin o güzelce. Bir gönlünü eğlendirsin. Aa. Yok öyle. Yani eğlendir dersen yok, öyle. Şarkılar söyle. Aynen. Gönlün böyle rahat. Bir de hayır o kadar. Seni anam. Şey... Beni anam kimin için doğurmuş ya? Ay Allah'ım bilmiyorum. Şey, Boris Vian'ın Yalnızlık isimli eserinde şahane bir cümle vardır. Der ki evlenmek çok güzel bir şeydir. Evlenen sen değilsen. Çevirin takilerle diyor yani. Ya ben ya. Ben sevdalısı bir adamım biliyorsun. Hani çocuk sevdalısı evet. Bir adamım mesela. İsterim ki hani aşık olduğum insanla hani evlenip böyle evlatlarımız olsun isterim tabii ki ama... Azıcık da mantıktan mı yürüsen acaba artık aşk falan hani böyle bir hayal var. Aşkla mantığın ne alakası var? Birazcık da ama yani bu zamana kadar aşk bekledik. Hakan ve mantık. Doğru söylüyor kız ben. Yani ya. Hakan ve mantık. Dış ses konuşsun mu mesela? Ya ben konuşayım mı? Tabii İster misin? Sen. Abi ben sana ama şeyi söyleyeyim o zaman. Tamam bu arada bir saniye senin dış sesini konuşayım mı abi? Tamam konuş. Hadi. Çünkü ben bunu... müsaade ederseniz bu şeyden sonra sana gelsinden sonra yazdığım ikinci şiir ha, bu. Eyvallah şey mi yoksa? Evet. Ha. Hakan abim dış sesini bunu okuyayım lütfen, ister misiniz? Bunu lütfen dinler misiniz? İnanılmaz bir şiir. Çünkü ben şiiri bunun var. Tamamını ya bu kelimelerin tamamı Hakan abi için yazıldı. Ya ben yazdım ama onun aslında hissi. Dış sesini okuyayım mı abi? Tamam. Hadi. Derdini kendimden kıymetli bildim. Derman olmak istedim yetmedi sana. Bir selamın hatırına mazimi sildim. Hanen olmak istedim yetmedi sana. Bu vedanın hesabını kimden soracağız? Her şarkımda çağladım yetmedi sana. Gülüşün niyavense ölüşüm Hicaz. Gözlerimi ağladım yetmedi sana. Belli ki garip gönlün gam keder dolu. Gördüğün kabusların gelmiyor sana. Gördüm ki yürüdüğüm hicranın yolu. Yaren olmak istedim yetmedi sana. Yazıyor kardeşim. Be. Gelelim be. Tebrik ederim. Hakan sen bunu nasıl bestelemedin bu zamana kadar? Bunu besteleyeceğiz vallahi. Ben yeni başladım. Delo yeni yazdım. Yok bu taze galiba değil mi? Tabii, bayağı taze. Bir haftası falan çok vardı. Çok güzel değil mi? Aa, çok güzel. Sen böyle şarkı sözü gibi yazdın. Aynen, tabii tabii. Zaten özellikle. Bayağı şarkıya başlayacaksın utla bitecek. Evet, tabii evet. Aynen öyle. Ah. Dönem başlayacak. Bir de klarnet lazım şarkıya yalnız. Sen olmadan ah, olmaz ki. Çok... O zaman yine öyle bir şarkı var. Hadi gel bunu tam zamanında söyle. Hadi. Ay ha, gerçekten mi? Sezon finalinde söyleyelim. Söyle. Evet söylemiştim. Ya. Herkes deli gibi bunu bekliyor tamam, Hakan. Tamam o zaman söyleyelim. Hadi. İnşallah beklemiyorlardı telefonun başında. Çünkü gelmiyor arkadaşlar o telefon. Gelseydi ben bu şarkıyı yazmazdım. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama. Çalalım istedim. Ay. Çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama
çalmayacak biliyor. Telefonun başında çaresiz bekliyor. Bekliyorum ama çalmayacak biliyor. Yüreğim diyor ki başını bekleme. Aramaz gururunda seni çok sevse de her şeye safi olabilirsin ama aşkımı servetti bilmelisin. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu aradım. Çaresiz bekliyor, bekliyorum ama çalmayacak biliyor. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururunda seni çok sevse de her şeye sahip olabilir. Kameraman arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım söylemek isteyen varsa. Hala beni Halil. Bir anlık boyu ararım, gururum umrumda değil. Şarkı olamaz. Seni var ya. Canım benim. Ah. Canım. Tebrikler. Canım. Yok. Canım benim. Tebrikler. Gel. Aynen. Ben canım şarkı, benim diye ben zaten. Bu şarkıyı kimseye vermiyorsun. Ben lazım bak. Bu şarkıyı her zaman. Her zaman Hakan seslendir. Bak bütün şarkı. Ah. Kimseye her, ben de müsaade etmiyorum. Vermiyor. Tamam sen. O zaman tamam. Bitti. Edisyon şirketimizin sahibi Sibel'cim olarak benim bütün şarkılarımın hakkı Sibel dedi. Eyvallah. Vallahi bütün şarkılarının okunmasını isterim ama bunun anısı yok. Bende başka ya. Ama bak sezon finali dedik. Hep böyle duygusal şarkılar çalıyorsunuz arkadaşlar. Minik bir ne hareket olduk burada dertlere düştük. Aynen. Tam zamanında. O zaman buyurun bayım. Buyurun. Hadi. Thank you.
Beyler. Helal olsun. Böyle bir şey var mı? Demek ki var. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir şey yok. Ha yine. Valla ben oturduğum yerde kurtlarımı döktüm. Döktüm vallahi. Yeni bir VTR'miz varmış. Bu arada. Dur bakalım. Bizim tabii ki farkında olmadan kurmuş olduğumuz Sibel Can dans okulunun. Hakan da yani. Tabii ki. Öğrencilerim var burada yoksa. Biz hani böyle halay başı falan bizimle oynamaya çalışıyoruz. Sibel'in bu programda bir öğretisi oldu. Yormadan oynamak diye bir şey var. Kibardan diyoruz biz ona, kibardan. Biz arkada cebelleşirken kanter içinde, tamam mı? Sibel oynuyor. Yeter var falan. Yorulmadan daha... Ha bir de daha güzel oynuyor üstüne. Ya, daha mı güzel oynuyor? Güzel oynuyor. Biz hani ne halt ediyoruz da böyle arkada böyle yapıyoruz falan diyoruz. Ay merak yorulmadan ediyorum. Dans diye yorulmadan Sibel Can'ın bulmuş ya. Olduğu bir hadi bakalım. Okulumuzun ilk dersi değil mi? Evet. Yani dans bir. Şimdi Sibel'den öğreniyoruz ve oynuyoruz. Şey aynen, Ebru, aynen bravo. Ebru da öyle. O da kibardan oynuyor canım kibar, aynen öyle. Kibar. Aynen kibar. Yerden böyle. O da evet. Ufak dur öyle. Bakalım dur bakalım nasıl olmadı bir deneriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir görelim bakalım neler oldu. Yorulmadan dans. Ve huzurlarınızda Türkiye'nin medarı iftarı as solistimiz Sibel Can geliyor efendim. Böyle işveli, tilveli, böyle narin narin dans efendim, etmek Sibel güzel Can'dan bir şey. Efendim dans dersleri birinci bölüme başladık efendim. Hadi.
şarkı söylemesen bile yaptığın bir iki tane figür var ya, o bile böyle şarkıyı anlatıyor zaten. Böyle bakıp kalıyorsun. Bu akşam biraz öyle. Dansa mı vereceksin kendine? Dansa vereceğim kendime. Sultanların sultanı. Ama. Bir düğün yaptık dillere destan. Bir gelin aldık sanki Sibel Can. Bir şarkıda Sibel oynuyorsa geçmiş olsun. Tabii canım. Dan 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 dan. Ama hiç yormadan bak. Çünkü insanlar oynarken böyle kalpler içinde kalırlar ya. Tabii. Bak hiç gerek yokmuş böyle iki tane hareketle nasıl bitirdi işi. Aa ne kadar güzel olmuş. Spor programlarında hani böyle şeyler vardı ya. Bir yönetici konuşur arkadan böyle yancılar sıkıntı ya. Bak, ay estağfurullah. Ben oynadığında falan oynuyor. Arkadan. Bak benim de halim şu bak. Böyle. Ben de çıkayım kardeşim. Ben de şey gibiyim ama. Ya. Ben de arkada aynen yılan çıkaran Hintliler var. Ama öyle bir çalıyor ki hepsini de bütün aynen arkadaşlar ya. Hepsi nasıl ben dans etmeyeyim şimdi? Yine kendimi üzmeden, yormadan. Hiç yormayacak kimse kendini. Ama çok güzel olmuş ya, bayıldım. Vallahi ben bunu defalarca izlerim. O zaman şimdi, tam üstüne geldi bu şarkıyı lütfen. Evet, hemen yine İsra'nın sözlerini yazdı. Çok sevilen bir şarkımız var. O zaman bir hareket yine devam edelim. Hareket bu olsun. Bil evet diye söylüyorum. Bil diye söylüyorum. Haberin olsun yani. Bil diye. Ona göre yani.
boğulmuş damlalarda. Yetmez ki yazıp çizdiklerim, İçimden bir görsem bitmez mi aklımın dersleri? Bağırsam derinden kalbimde hep diken telleri. Yoksa güvenden olmazsa olmazım toprağım. Suyum aşk dayan sen. Hey! Olursun varsın. Ben böyle dedim doğum. Halimi şikayet etmiyor. Sırf bir diye. Olursun varsın. Ben böyle dedim doğum. Halimi şikayet. Halimi şikayet. Şarkılarımızı söyle. Olsun varsın. Ben böyle de memnunum. Halimi şikayet etmiyor. Sırf beni diye söylüyor. Halimi şikayet. Hadi bakalım. Ama dans derslerine ara mı verdik hani yormadan? Yine oynadım işte. Hocam evet, sezon finali böyle şeyimiz sezon nasıl olur? Olacak işte. Ay ne güzel. Ağzına çok sağlık. Teşekkür ediyorum. Bayıldım. Yani yormadan dans. Vallahi yormadan geldi. Ama Ebru'da biraz önce sahnede baktım zaten. Onun da el kol böyle tavır şey. Ben Allah içimden oynuyoruz. Söyledim vallahi söyledim. Ay, tam, içimizden tam oynuyoruz yani. Biz. Yok. Tam. Yok ya yani. Bir şey söyleyeceğim çok net. Söyle, eğer müsaade hadi. Ederseniz. Estağfurullah. Babalar Günü'yle alakalı. Bir yandan da galiba şarkıyı hepimiz sevdiğimiz için. Evet. Eyvallah. Size çok kısa bir hikaye anlatmak isterim. Sevgili Şarkılar Bizi Söyler ailesi. Benim babacığım birazcık sert bir adamdır. Biz Sivaslı bir aileyiz. Babam hiç anneme seni seviyorum demedi. Hiç elleri tutuşmadılar. Hiç öyle bir durumumuz yok yani bizim. Ki hala gurur duyuyorum. Allah uzun ömür versin. Babamla benim aramdaki ilişki de Emre ile komutan ilişkisi gibi. Yani sürekli ayağa kalkarım o geldiğinde ve hani hayatımız böyle devam eder. Ama hayatımda şöyle bir anım vardır benim. Orta birden beri. Hep evden çıktığımızda babam annemin ayakkabılarını bağlardı evden çıkarken. Baba. Orta birde başladı bu hikaye. Yani daha evvelde de varmış. Böyle babam eğiliyor. Dağ gibi bir adam babam da iri de bir adam. Annemin ayakkabılarını bağlıyor ve çıkıyoruz. Sonra gezmeye gidiyoruz. Gezmeden dönerken de babam eğilip bağlıyor filan. Tabii ben biraz ergen olunca bu iş benim ağrıma gitmeye başladı. Çünkü yani ne gerek var? Hiç kimsenin babası yapmıyor böyle bir şey. Ben babama bir gün dedim ki babacığım dedim annem dedim eli ayağı tutuyor sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Babam dedi ki oğlum dedi anneni bana o ayaklar getirdi. Ay kıymalı. Şimdi bu adam seni seviyorum dese ne olur? Zaten demesin yani. Sevemedim kara gözlü. Ya söylemek değil hissettirmek. Ay, 10 şarkılık ay, oldu tamamen ya. 10 yani. Şarkılık oldu vallahi. Evet. Tam onların da evlilik şarkısıdır. Annem ve babam sevemedim kara gözüm. O zaman onu mu çaldık? Evet, Allah onlara uzun ömürler versin. O zaman sevemedim. Okuyacaksın mı? Söyleyeceksin söyle mi? Artık. Hayır sadece ben girizgahını yapabiliyorum şimdi. Sevemedim kara gözünü seni doyunca hep kıskandım seni. Ömür boyunca kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza kimse girmez.
aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın. Babacığım, Babalar Günü kutlu olsun. Ömür boyu hiç doğu yok ben. Ya niye finali sen yaptın? Biz finalde anneyle babaya selam gönderecektik. O kadar finali yok. Aramıza ayırmasın Mevlamızı. Anneciğim babacığım şimdi. Anneciğim babacığım, Sibel Hanım'ın size söyleyeceği bir şey var. Sizi seviyoruz. Allah yokluklarını versin. Amin. 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 Ağırlıkları, nefesleri yeter. Ben de ne yalan söyleyeyim. Yarın Babalar Günü benim gerçekten idolümdü. Hani babamı çok özlüyorum. Ay, Allah rahmet eylesin. Şükür olsun. Yine uzun yıllar çok görebildik en nihayetinde. Babalarını göremeyen evlatlar da var bu hayatta. Ölenleri Allah'tan rahmet dileyelim. Amin. Çünkü İkanı ben gerçekten çok özlüyorum. Biliyor musun? Benim idolümdü çünkü babam. Yani hepimizin hayatında annelerin, babaların çok önemli yeri vardır. Anne çok. Bizim benim hayatta anne genelkurmay başkanı zaten. Tabii. Komutan yani. Tabii. Ama babam hep idolümdü böyle. Hani benim babam rahmetli olduktan sonra benim şöyle hani vardır ya, sonra rota yeniden oluşturuldu oldu benim hayatımda mesela. Çünkü baba benim için hayatımdaki en önemli değerler. Ama ne güzel, şükürler olsun ki tatmışsın o duyguyu. Şükürler olsun, doğru. Tadamayanlar var. Onlara da avunuyor. Bir de Allah sıralı ölüm versin doğru, Hakan. Doğru. O da o kadar önemli. Hiç babasını görmeyenler var arkadaşlar. Evet. Allah yani aslında hayatta olup da hayatta olduğu halde görmeyen var. Yani o da var. Doğru söylüyorsun. Hani ölse evet. Doğru söylüyorsun. Onun topraktır yeri. Ama hayatta olup görmeyen, babalık duygusunu tattırmayanlar var. Doğru. O yani, zaman adam gibi babaların Babalar Günü. Tabii. Kesinlikle. Çok doğru. Evet. Babalığı hak eden. Babalığı hak eden. Babalığın hakkını veren. Hakikaten. Kesinlikle. Ben bir yandan şey de çok. İşte mesela Anneler Günü kutlanıyor. O kadar coşku ve böyle şey içinde ki o böyle. Ya hayır abi, hani en azından annesi bu dünyada olmayanları da olmayanlar düşünerek. Olmayanlar ne yapacağız? Birazcık hani böyle bu kutlama işini. Eyvallah. Biraz fiyerine baş. Ya Babalar Günü'nde de böyle. Yani bu arada çünkü bunlar da iki tane var. Bu dünyada her şeyden bir sürü var. Sevgililer günü de öyle. Sevgilisi olmayan da o zaman. Ama bir sonraki sene olabilir. Ama bir sonraki sene baban anne, olamaz. Anne baba olmayacak tabii ki. Ya o yüzden. Bak Celil'e bak bak. Bizi nerelere tak. Bak. Yapma oğlum. Tam oldu. O zaman açma kapıları. Çok kapıları. Düşünürsek yanarız çünkü. Merve ben Polat Yağcı falan dedim. Ebru'cum yine senin son dönemlerde yapmış olduğum projelerden bir tanesi yaklaşık 3 ay falan oldu galiba. Evet, hatta son çalışma galiba değil mi? En son çalışma. En son çalışma. Sevgili kardeşim Burak'la Kurtuluş. Evet. Aynen. Onları da çok seviyorum. Çok selam. Çok ne kadar güzel bir şarkı oldu ve ne kadar dinlendi. Evet, evet. 100 milyon çok mu dedin? Çok dinlendi, evet. Harikasınız. Sözü müziği de Doğanay Karadeniz'e. Doğanay'ın. Doğanay da çok yetenekli bir arkadaşımız. Kısmet oldu, beraber okuduk. Ne güzel. Sana şarkıyı. yakışıyor evet. Biliyor musun? Ben şey seviyorum. Yani düet yapmayı seviyorum. Eyvallah, insanlarla doğru. Şarkıları paylaşmayı seviyorum. Doğru. Çok denk düştü. Bilinçli değildi ama sağ olsun onlar da hep benimle bir şey yapmak istiyorlarmış falan. Böyle bu şarkılar, birkaç tane şarkı geldi. Ben dedim ki bu şarkı içime ata ata dedim. Çok güzel. Hatta stüdyoya gittik. Stüdyoda baktım Ceceli başka bir şarkı hazırlamış. Ve çocuklar stüdyodalar hep beraber stüdyoda. Dedim ki ben bu şarkıya gelmedim. Düşünebiliyor musun yani? Şarkıyı okumaya stüdyoya gidiyorum ya. Başka bir şey çalıyor. Çocuklar bu değil benim seçtiğim şarkı falan. Hangisi dediler? Ben bunu seçtim dedim falan. Ya emin misin abla falan diyor Kurtuluş Burak. Emin misin abla bak bu daha güzel falan. Yok çocuklar dedim ya ben buna çalıştım dedim. Tamam bu benim için okeydir dedim. Sonra öyle girdik işte içime ata ata. İçime ata ata. Şimdi Burak'la Kurtuluş burada yoklar. Şarkının ağlarını onlar okudu. Ama benim şu an Burak'ım da Kurtuluş'um da Mete. Gel Mete. Mete'ciğim o zaman alkışlar Mete'ye gelsin. Güzel günlerin anı.
mısına inat? Beni kalbine yazdığım gibi de silat. Aşkı harcadım bir şişe kadar inan. Sensiz bir an sana değil bana zarar. Kalbine yazdığım gibi de silat. Aşkı harcadım bir şişe kadar inan. Sensiz bir an bana değil sana zarar. Harikaydı canım benim. Yolun açık olsun abi. Benim Burak'ım, benim kurtuluşum, Metem. Benim şansım. Benim şansım. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Ayırmasınız her şeyi beraber. Çok teşekkür ederim. En büyük alkışlar orkestraya gelebilir. Çok sağ olun. Aynen öyle. Yeminim var. Ah yeminim var. Kararsızım. Aa evet. Hmm. Onu söyler ben, misin hepimiz evet, için? Tabii, sözümüzü tabii. Sevgili Sinan Akçıl'a ait. Evet. Sinan'a da çok selam olsun. Çok selam Sinan olsun. Bizi çok aksattın kardeşim. İhmal ettin bizi. Her hafta geliyordun arasına. Doğru ya nerelerde bu adam? Yeni şarkılar yapıyor. Yani yeni şarkılarla bekliyoruz. Bekliyoruz her zaman. Yarım da olsa söyleyeyim. No, hadi bakalım. Tamamını söyle bence nasıl olur, istersen. Olur bakayım dur ne gelirse. Ne gelirse. Tamam peki. Allah. Bakalım. Bravo Neco. Thank you.
Tuhaf bu halin, güvendiğin aklın nerede? Sığındığın yanlış bir gölge. Gelemedin kendine sen, belki de bilerek. Bir adım at yanlışından vazgeçerek. Yeni değil ayrılık çok, eski bir gelenek. Sözüm ona
Kızlarla yarışırız, para çok, para çok. Sosyeteye karışırız, güzeliz çok çok. Bütün gözler üstümüzde, çekemeyen çok çok. Fiyakalı arabamız, havamız çok. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Haydi söyle. Hayat bizde, her şey bizde. Söyleyip hem oynamak da. Az önce, Sibel'in de söylediği gibi kibardan kibardan. Yormadım bunu ben de. Sen de hiç aynen yormadı aynen. Olay bu. İçimizden dedim böyle. İçimizden ağzınıza sağlık efendim. Peki arkadaşlar da çok güzel eşlik ettiler. Ellerinize sağlık. İlk defa söylüyoruz yani kolay bir şey değil. Onlar da ilk defa çalıyorlar. Harika. Benim bazı şarkılarımı provasız çalıyoruz artık kusura bakmayın. Aslında güzel oluyor biliyor musun? Provası falan. Doğaçlama işte Allah ne verdi. Vallahi çok ya. Güzel oldu. Yaptık bir şeyler. Çok güzel oldu. Ses ve yorum iyi olunca çoğu şeyi absorbe edebiliyorsun bu ayı. Güzeldi güzel. Çok güzel. Ağzına sağlık. Ayağına sağlık. Aşklar eline yaşlara gelsin. Ah biz neler yaşadık neler Hakan'cığım. Neler yaşadık. Neler yaşadık bu güzel programımızda. Kamera arkaları var bakalım. Vay bakalım. Bizim ekibin hazırlamış olduğu bir VTR var. 53 haftada neler yaşanmış? Buyurun. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Bu arada... ne diyeceksin, ne diyeceksin? Bir daha, affedersiniz. Hocam çok özür dilerim. Ben niye ayağa kalktım ya? Durduk. Çünkü nereden çalacağız acaba? 40. Nazar boncuğu. Programı Nazar boncuğu. Sen say, ben buraları şey yaparım. İstersen ama dans ederiz yani. Tamam, ağırlığınla. Bunu ağırlığınla söyle. Bunu ağırlığınla söyle. Bir pot kırdım galiba. Ağırlığınla söyle ne demek ya? Baki hocam tamam mıyız biz? Şahane. Şarkılar bizi söylerin rekoru bu gece. Daha ben size ne yapayım lan? Alkışlar konuklarımıza gelsin. Aile, bak aile saadetinize katkım var, katkım. Bak neler söyleyeceğim şimdi. Şarkılar bizi söylerim ben. Seneler. Şarkılar bizi. Senenin ilk şarkısı. Şarkıyı bizi söyler. Şarkılar bizi söylerim ben. Kestik. En iyi dost, bay dost. Kestik. Bak nasıl biliyorsun artık. Biraz gam, biraz keder. Beraber çalıştığın kişilerden biri geliyor. Hatta grup. Haberin yok mu senin? Yok.
O yıllar önce çalmamışlardı. Çalacaklar. Yıllar sonra eşliğin çalacaklar. Eşliğin dedim. Dur. Yok, bir saniye dur. Allah kahretsin. Bu başkası. Naça Tayfun. Kafam karıştı. Kestik. En iyi dost, bay dost. Bana ait değildir. Sevgili stüdyo şefimiz, sevgili Halil'in sözüdür. Çekim bittikten sonra ilk hep böyle kestik, 4, 3, 2, orkestra falan diye bağırıyor. Program çekim bittiğinde şu lafı duyduğumuzda Halil'den, en iyi dost, paydos. Yaşasın Halil, yaşasın bütün ekip. Yaşasın bütün ekip. Ay çok güzel hazırlamışsınız. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Hadi kalkalım mı? Kalkalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Alalım. Zengin. Evet, zengin galiba derler ya. Arkadaşlar, bizim bu sezonki son şarkımız olacak. Final yapıyoruz çünkü. Hayırlısı olsun hem inşallah. Hem yüzüm var, her hem şey sevinç var. Bu arada hem Ebru Yaşar'a hem Celil Malçıkan'a ayaklarınıza sağlık deriz. Çok, çok teşekkür ederiz. Şerefler verdiniz. Şahane performanslarla. Harika, inşallah devamı gelsin. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Hep beraber olsun inşallah. İnşallah. Buyurun o zaman. Müzik yolculuğumuz böyle pırıl devam pırıl olsun. Gelsin. Yalnız bırakmadığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Bizim için Hakan'cığım sen de söylüyorsun ya, hem hüzün var bu programda hem çok büyük bir sevinç var sizlerde olduğunuz için. Ben aslında bütün ekibi çocuklar. Aynen öyle. Hadi gelir misiniz yanımıza? Emeği geçen çok insan var bu programda. Hadi uyanalım. Biz bir aileyiz. Kanal D ailesine çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir program yapmamıza vesile oldukları için. Hadi. Cengiz Han. Cengiz Han. Yeminim kuralı. En büyük alkışlar müzisyen dostlarımıza olsun. Aydın Kara'ya gelsin, Bahri Yaman'a gelsin. Birbirinden değerli pırlanta müzisyen arkadaşlarımıza gelsin. Hüsnü'cüm, Hakan'cım. Sibel'cim. Efendim, efendim biz sizleri özleyeceğiz. Siz de belki bizi özlersiniz. Ayrılmıyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Bu gece bizleri yalnız bırakmayan sevgili Ebru Yaşar'a çok büyük bir alkış rica ediyoruz. Celil Malçakan'a çok teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Babalar gününüz kutlu olsun. İyi geceler olsun.
Mutlu pazarlar olsun. Allah'a ısmarladık. Of of anam anam hoş geldin. Başım beyazı mısın? Çürüttüm.